arkadaşlar, Almanya'nın Avrupa Birliği işlerinden sorumlu Federal Devlet Bakanı, çok değerli dostum Michael Roth, Türkiye'yi ziyaret ediyor. Gerçekten geçtiğimiz dönemde yaşadıklarımız, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan mutabakatlar, Avrupa Birliği zirvesinde alınan kararlar tarihi öneme haizdir. Bu noktaya gelmemizde Avrupa Birliği liderlerinin arasında tabiatıyla Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in çok önemli katkısı olmuştur. Yaşadığımız sorunu doğru tahmin eden, doğru kararlar alan ve bu kararların bir Avrupa Birliği çerçevesi için ortaya çıkmasının en büyük mimarlarından birisidir. Tabiatıyla Almanya'nın Avrupa Birliği'nden sonra Federal Devlet Bakanı da Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde çok önemli katkıları olan gerçek bir Türkiye dostudur. Bugün kendisiyle hem Avrupa Birliği Türkiye zirvesi sonuçlarının ne ifade ettiğini ve bunların nasıl uygulamaya konulacağını konuştuk. Çok yararlı bir görüşme oldu. Önümüzdeki günlerde gerçekten çok kararlılıkla hareket etmemiz ve sonuçları ortaya koymamız önem arz ediyor. Bu önemli kararların alınması kadar bunların nasıl uygulanacağı da önemli. Bu açıdan kendisiyle çok detaylı bir şekilde kararları nasıl değerlendirdiğimizi, nasıl sonuçlar beklediğimizi ve Türkiye olarak ne yapacağımızı, Avrupa Birliği'nden neler beklediğimizi konuştuk. Bu çerçevede çok yararlı bir görüşme oldu. Kendisine hoş geldiniz diyorum tekrar. Bir çalışma yemeğinde de konuları daha detaylı görüşeceğiz. Özellikle de Türkiye'de meydana gelen terör saldırısının hemen akabinde bize gösterdiği dayanışma ve bu ziyaretini devam ettirmesi açısından da kendisine teşekkür borçluyum. Tekrar hoş geldiniz. Ja, lieber Herr Kollege, lieber Volkan, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für Ihr großes Interesse. Ich bin immer gern hier, um die Gastfreundschaft meines Freundes Volkan Bosgen zu genießen. Sie wissen, es gibt zwischen Deutschland und der Türkei ganz besonders tiefe und freundschaftliche Beziehungen. Allein schon vor dem Hintergrund, dass in meinem Heimatland rund 1,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben. Değerli mevkidaşım, değerli meslektaşım, değerli basın temsilcileri. Öncelikle bu büyük ilginizden ötürü hepinize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye her zaman büyük memnuniyetle ziyaretlerimi gerçekleştiriyorum. Sayın Volkan Bozkır'a da misafirperverliklerinden ötürü müteşekkirim. Bildiğiniz üzere Türkiye ve Almanya arasında çok derin ve dostluğa dayanan ilişkiler mevcuttur. Bunun işaretini ve göstergesi de aynı zamanda vatanımda, memleketimde yaşayan 1,5 milyonun üzerinde Türk kökenli insan yaşıyor. Meine Reise habe ich wie so oft in Istanbul begonnen, nicht nur weil Istanbul eine großartige europäische Metropole ist, sondern weil es mir immer auch wichtig ist, nicht nur Repräsentanten der Regierung, sondern auch Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft, der Stiftungen, des Parlaments zu treffen. Türkiye ziyaretim İstanbul'da başladı. İstanbul'u sadece çok büyük bir metropol şehri olmasından ötürü seçmedim. Aynı zamanda orada önemli temsilcilerle, sivil toplum kuruluşları temsilcilerle ve vakıf temsilcileriyle, meclis temsilcileriyle bir araya gelmek üzere seçtim. Im Mittelpunkt aller Gespräche stand zweifellos die Flüchtlingsfrage. Wir sind einerseits der Türkei ausgesprochen dankbar, dass sie in den vergangenen Monaten und
Jahren fast 3 Millionen Flüchtlinge, insbesondere aus Syrien, aufgenommen hat und ihnen eine neue oder auch vorübergehende Heimat gegeben hat. Görüşmelerimizin odağında şüphesiz mülteci sorunu yer almıştır. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş aylarda ve yıllar içerisinde neredeyse 3 milyona yakın mülteciye kucak açmış bulunduğundan ötürü büyük teşekkür borçluyuz. Mültecilere Türkiye Cumhuriyeti yeni bir vatan sağlamıştır. Wir sind aber auch dankbar dafür, dass endlich eine Vereinbarung zwischen der Türkei und der Europäischen Union gefunden werden konnte, um die Flüchtlingslage zu verbessern. Und beide Seiten, sowohl die Europäische Union als auch die Türkei, stehen jetzt in der Pflicht, ihren Teil des Vereinbarten unverzüglich zu erfüllen. Ve büyük teşekkür borçluyuz ama özellikle de Türkiye ve Avrupa Birliği'nin nihayet bir anlaşmaya varmış olabilmesinden de büyük teşekkür borçluyuz. Bu sayede mültecilerin durumlarına ilişkin iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. Ama aynı zamanda bu anlaşmanın sonucunda Avrupa Birliği ve Türkiye'de taahhüt etmiş olduğu yükümlülükleri en kısa sürede yerine getirme sorumluluğuna sahiptir. Vor allem bei der Bereitstellung von mehreren Milliarden Euro für die Flüchtlinge erwarten wir oder legen wir vor allem 3 Prinzipien an, von denen wir uns leiten lassen. Zügigkeit, Menschlichkeit und Effizienz. Und ich freue mich sehr, dass ich im Hinblick auf diese 3 Prinzipien mit meinem türkischen Amtskollegen übereinstimme. Ve aynı zamanda ve en başta da olmak üzere bu sorunla baş edebilmek için birçok milyarın üzerinde euro finansman sağlanacaktır. Bunları da sağlayabilmek için 3 prensip doğrultusunda hareket etmekteyiz. İvedilik, insani değerlerin ön plana çıkartılması ve verimli çalışma prensipleridir. Bu nedenden dolayı da Sayın Mevkidaşım'la aynı fikirlere sahip olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Wir müssen jetzt handeln und wir müssen schnellstmöglich konkrete Projekte entwickeln im Bildungsbereich, im Qualifizierungssektor, in der Integration von Flüchtlingen. Und hier habe ich auch nochmal deutlich gemacht, dass Deutschland bereit ist, auch seine eigene Expertise, seine eigene Erfahrung auch mit unseren türkischen Freunden zu teilen. Bu nedenden dolayı da hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Özellikle eğitim alanında somut projelerin gerçekleştirilmesi için ana başlıkları burada eğitim oluşturmaktadır. Mesleki eğitim ve bu insanların uyumluluğun arttırılmasıdır. Almanya bu bağlamda uzman olmuş olduğu alanlarda tecrübelerini Türk tarafıyla paylaşmaya hazırdır. Über die Visa-Liberalisierung verhandeln wir nun schon seit 2013. Ich kann die türkischen Partner gut verstehen, dass sie ein großes Interesse daran haben, dass diese Visa-Erleichterungen alsbald eintreten. Die EU hat sich mit der Türkei auf einen sehr ambitionierten Zeitplan verständigt. Und ich freue mich sehr, heute auch von Volkan Bozkir gehört zu haben, dass die türkische Regierung in enger Abstimmung mit dem türkischen Parlament sehr optimistisch ans Werk geht, um diesen Zeitplan einzuhalten, um die Visa-Liberalisierung so zu erreichen, wie es am vergangenen Wochenende in Brüssel verabredet wurde. Visa-Liberalleşme konusuna geldiğimizde, bu konu 2013'ten beri müzakere edilmektedir. Ve Türk ortaklarımızın elbette bu konuya ne kadar büyük önem atfettiğini de çok iyi anlıyoruz. Türkiye'nin bu düşüncelerin de en kısa sürede yerine getirilmesi, gerçekleştirilmesi hususunda da Sayın Bozkır'dan da duyduğum üzere son derece azimli bir zaman planı da ortaya konmuştur ve bu alanda da uzlaşı sağlanmıştır. Bu da beni çok memnun etti. Türk hükümeti
Cumhuriyet ama aynı zamanda meclisin de desteğiyle son derece olumlu bir çalışma süreci başlatıldı bu bağlamda ve en kısa sürede de başarıya gidilmesi amaçlanıyor. Tıpkı Brüksel'de de bu konuda anlaşmaya varıldığı gibi. Ich begrüße außerordentlich, dass wir weitere Verhandlungskapitel eröffnen können. Ich wünsche mir eine neue Dynamik und eine neue Vitalität in der Annäherung zwischen der Türkei und der Europäischen Union. Aynı zamanda şu hususta da büyük memnuniyet duyuyorum. Avrupa Birliği'ne yakınlaşma konusunda da daha başka fasılların açılması da mümkün olabilecektir. Şahsen ben Avrupa Birliği ve Türkiye'nin yakınlaşması konusunda daha dinamik, daha canlı bir süreç arzu ediyorum. Die europäische Perspektive der Türkei liegt in unserem gemeinsamen Interesse. Und es geht dabei nicht um einen technischen Prozess, sondern wir sprechen und verhandeln natürlich im Kern darum, was uns zusammenhält. Und das sind gemeinsame Werte wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, die Unabhängigkeit der Justiz, die Freiheit der Medien. Diesen Zielen sind diejenigen verpflichtet, die zu einem gemeinsamen Europa gehören wollen. Und darüber sprechen wir. Avrupa Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifi hepimizin menfaatinedir. Bunu söylediğimde de sadece teknik bir süreçten söz etmiyorum. Bundan söz ettiğimde aslında bizleri beraber bir araya getiren ortak değerlerden söz ediyorum. Ortak değerler, hukuk devleti, bağımsız adalet ve basın özgürlüğüdür. Avrupa Birliği'ne üye olan tüm ülkeler bu taahhütleri yerine getirmektedir ve bunun üzerine bugün konuşuyoruz. Die türkischen Partner müssen spüren, dass wir ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass sie zu uns gehören und dass wir an engen und vertrauensvollen Beziehungen auch in schwierigen Zeiten interessiert sind. Vielen Dank. Türk partnerlerimiz de aynı zamanda bizlerin bu süreç içerisinde çok ciddi olduğumuzu hissetmeleri gerekiyor ve onlara önem verdiğimizi de hissetmeleri gerekiyor. Güven içerisinde bir arada olmamız için. Çok teşekkür ediyorum. Bir soru alalım. Sadece sabah saatlerinde Brüksel'de meydana gelen göz ofisine ilişkin. Yorumunuz alacağım. Bir temasınız oldu mu oradaki mevkidaşlarınız ya da AB üyesi isimlerle ve yaşamını yitiren ya da yaralananlara ilişkin herhangi bir bilgi Türk vatandaşı işlerinde var mı? Nedir son soru? Bana ulaşmış bir bilgi yok. Ancak gerçekten terör uluslararası boyutlarda insan canı almaya devam ediyor. Ve Brüksel'deki bir saldırıdan dolayı da üzüntü duyuyoruz. Ölenlere ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Ancak burada gerçekten olmamasını arzu ettiğimiz bu olay bir anlamda terörle mücadelede ayrım yapmadan el birliğiyle dayanışma için hareket ettiğimizin de mecburiyetini ortaya koyuyor. Türkiye olarak biz terörle mücadelede hem çok sıkıntılar çekmiş, canlar yitirmiş, şehitler vermiş bir ülkeyiz. Hem de çok tecrübemiz var. Bu tecrübemizi paylaşmayı arzu ediyoruz. Örneğin DAEŞ terör örgütüyle mücadele söz konusu olduğunda Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. DAEŞ'in ana kaynaklarından bir tanesi Avrupa ülkeleri vatandaşlarıdır. Ve bu işbirliği sayesinde bugüne kadar bize ismi bildirilen 37 bin Avrupa Birliği ülkesi vatandaşının Türkiye'ye girişi önlenmiştir. Ayrıca yine bu listede yer alan 3128 kişi Türkiye'den ihraç edilmiştir. Bugüne kadar DAEŞ'le ilintili olan 2433 kişi ki bunların 1030'u yabancıdır, tutukludur ve bunlar içinden 808'i de halihazırda hapiste hapse gönderilmiş bulunmaktadır. Bu işbirliği
çok önemlidir. Ama bizim her zaman söylediğimiz gibi terör örgütleri arasında ayrım yapılmamalıdır. Bazı terör örgütleri bana daha az zarar verir, ben onların faaliyetlerine göz yumayım. Bazı terör örgütleri bana zarar verir, bunlara konsantre olayım, bütün gücümü teksil edeyim, yanlıştır. Ve bunun sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Biz bütün terör örgütleriyle mücadelede uluslararası camianın, insanlığın hizmetinde olacağız. Bütün birikimimizi paylaşacağız. Ve bu gerçekten dünya için zor dönemi birlikte aşmak için gayret sarf edeceğiz.